hazır. Beş metreden düşmüş. Kafatasında çatlak oluşmuş. Konuşabilir miyim kendisiyle peki? Bilinci açıktı. Konuşamıyor. İç kanaması da var. Yaşayacak mı? Nedir durumu? Komiserim, adamın kafası patlamış. İki dikiş atıp göndermezler. Bir süre yatar bu. O da yaşarsa tabii. Tamam, sizden haber bekliyorum. Adli tıp inceleme yapmak için karar talep edecek. Her şeyi kontrol edecekler. Adamın Gonca ile hiçbir alakası yok. Harbiden emin misin buna? Arabayı çaldığını düşündüğümüz için peşindeyiz sandı. Tekrar cezaevine girmekten korkuyordu. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorsun? Ya bak, adamın midesi bulanmış. Kusmak için okula gitmiş. Arabayı da kapının önüne bırakmış, okulun kapısının önüne. Anahtar da üstündeymiş. Birinin çaldığını düşünüyor, öyle dedi yani. Allah'tan tuvalete düşürdüm anahtarı falan demiyor. Ya dalga geçme. Araştıralım şunu. Tamam, araştıracağım. Orada yarı baygınken gördüm deyip duruyordu. Neyi gördü acaba? Neyi görmüş olabilir ki? Ya beyaz ışığı gördü ya da bir şeylerden haberdardı. Sen de şu kolunu göstersene. Aradan kan kaybından gitme. Tamam. Çağırayım mı doktor? Yok yok, hallederim ben. Yaşlı teyze ne yaptı? İyi. En son gördüğümde keyfi yerindeydi. Şuna dikiş attır. Tamam, halledeceğim ben. Hadi sen de git. Hadi eyvallah. Ben yaptığım hizmetlerden söz ediyorum. Senin elinde somut, elle tutulur bir proje olmadığı için beni eleştiriyorsun. Bırak beni eleştirmeyi de seçilirsen ne vaat ediyorsun onu söyle. Bunca yıldır başkan sizsiniz. Sizi konuşacağız elbette. Su problemine çözüm bulabildiniz mi? Yağmur yağmadı. Ben ne yapayım? Yalnızca sizin döneminizde yağmadı. Evet. Yalnızca benim dönemimde yağmadı. Meteoroloji bilgilerini bir araştır. Ben seçilmeden önce metrekare başına kaç kilogram yağış düşmüş? Ben seçildikten sonra ne olmuş? Bu bilgileri bir öğren. İnsan bereketiyle gelirmiş. Sizde pek yok anlaşılan. Ya bırak şimdi bunları. Bırak. Ben burada bilimsel konuşuyorum beyefendi. Küresel ısınma diye bir şey var. Biz belediye olarak doğayla olan mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama doğa bu yani. Her şey o kadar kolay olmuyor ki. Sonuçta çözemediniz. Siz istediğiniz kadar kıvırın, halkımız ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyor. Aslan Bey, geçin bunları. Geçin. Yıllarca yanımda çalıştınız. Neredeyse sizi ben yetiştirdim sayılır. Madem bir planınız, projeniz vardı, niye söylemediniz? Ha? Şimdi mi aklınıza geldi? Sizin zaman kaybı yüzlerce projenizle uğraşmaktan esas meseleye kafa yoramadık. Araya girmek zorundayım. Programımız burada sona erdi. Bir cümle daha ekleyebilir miyim? Başka bir programda devam edelim isterseniz. Şimdi size söz hakkı verirsem Hüseyin Bey de cevap isteyecek. Kusura bakmazsanız. Başbakan canlı yayında açıklama yapıyor. Bağlanmak zorundayız. Peki. Su sorununu nasıl çözeceğini anlatacaktı. Ne yapacak? Yağmur doğasına falan mı çıkacak? Ha, konuşsaydı. Geldiğiniz için teşekkürler ikinize de. Reklamlar efendim. Polisten haber var mı? Daha haber alamadım. Sezen'le özel bir röportaj yapacağım. Başka bir gazeteci ayarlamamı ister misin? Çünkü Sezen bence uygun bir isim değil. Neden? Bir dönem ilişki yaşadığım bir kadına röportaj vermem başka dedikoduları da yol açabilir çünkü. Ben öyle düşünmüyorum. Sezen'i ara, yarın yapalım bu röportajı. Aslan. Nasıl oldun? Toparlanabildin mi? Ne oldu ki? Yok yani, söylediklerimden sonra moralim bozuldu sanki. Cevap verirsin sandım. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar çabuk sinebileceğini sanmazdım. Kusura bakma. Hayır, doğru dürüst bir laf etsen cevap vereceğim ama tamamen polemikten, kavgadan besleniyorsun. Tabii. Sen tespitlerini yapmaya devam et.
Politikayı da bana bırak. Ben yaparım. Seçime vakit var. Havadan sudan daha çok konuşacağız. Konuş tabii. Konuş, konuş. Ama bu meselelere fazla kafayı takma. Zira duyduklarımdan sonra kafayı takacağın başka mevzular olacak yakında. Neden bahsediyorsun? Açık açık söyle. Yakında öğrenirsin. Bırak şimdi, ne varsa söyle. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok benim. Sakin ol. Sakin. Günü gelince karşı karşıya oturup konuşuruz. Tamam mı? Ne oldu? Bir sorun var. Ne? Doğan Haber Ajansı arabanın bize ait olduğunu öğrenmiş. Haber yapmışlar. Şu an internette dolanıyor. Sizin ara hemen. Hemen. Araba Aslan Kocatepe'ye aitmiş. Politikacı. Evet. Kiralıkmış. Şoförü yakalanmış. Şoförü kaçarken yaralanmış, hastanedeymiş şimdi. Bize hiçbir şey anlatmıyorlar. Öğrenince anlatıyorlar Meryem. Söylediklerinden daha fazlasını biliyorlar. Ama bize hiçbir şey anlatmıyorlar. Bize de anlatmaları lazım. Tamam, yeter artık. Gel yatalım hadi. Eğer kızımızın katilini buldularsa niye bize haber vermiyorlar? Vardır bir bildikleri Meryem. Yarın sorarız. Biz niye soruyoruz? Meryem yeter artık. Hadi gel yatalım, tamam. Yarın öğreneceğiz. Hadi. Daha çok var. Adamın çocuk tacizinden sabıkası varmış. Yarın öğreneceğiz, tamam? Kızıma ne yaptılar Tahir? Meryem! Meryem! Nerede buranın anahtarı Meryem? Meryem! Yavuz, geri çekil, kapıyı kıracağım. Yavuz, çekilin kapının arkasından. Anne! Seni kızdırmalarına izin verme. Başından beri polisle işbirliği içinde olduğunu da söylemeyi unutma lütfen. Sakin. Gonca Baravay ile ilgili bağlantınız nedir? İddialara cevap vermeyecek misiniz? Aslan Bey! Basın açıklaması yapmayacak mısınız? İddialara cevap vermeyecek misiniz? Bakın, ofisimizin seçim çalışmaları için kiraladığı bir araçta genç bir kızımızın cesedi bulundu maalesef. Durum bundan ibaret. Polisle işbirliği içindeyiz. Basına açıklama yapmamızı kendileri istemediler. Ne zaman haberiniz oldu? Şunu da ilave edeyim. Ben ve çalışma arkadaşlarımın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Seçim nedeniyle bilgi sakladığınızı kabul etmiyor musunuz? Hayır, etmiyorum. Olayın siyasetle ilgisi yok. Polisle işbirliği yapıyoruz. Soruşturmada her türlü desteği veriyoruz. Genç bir kızımızı kaybettik. Şu anda katilin bulunması her şeyden önemli bizim için. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olayın takipçisi olacağımı bilsinler. Bu cinayet seçim kampanyanızı nasıl etkileyecek? Laf anlamıyor musun arkadaşım sen? Olayın bizimle bir alakası yok dedim az önce. Aslan Bey, bu kadar yeterli arkadaşlar. İyi akşamlar. Belediye meclisinin yarısı aradı abi. Önem verdi tabii. Birinci arayacağını söyledim. Sadece mühim aramaları bağlayın. Gazeteci olmasın. Merak etme ya. Sezen'le röportaj yaparken kendini kaybetmezsin umarım. Çünkü aşağıda seni kızdırmalarına izin verdim. İçimizde bir köstebek olduğunu Sezen söylemişti. Biri her hareketimi kaydedip yeri geldikçe orayı buraya servis ediyor. Seni arayan gazeteciyle konuştum. Nurhan'la? Bu mevzuyu ilk öğrendiğine göre haberi sızdıran da ona ulaşmış bir şekilde. Haber kaynağını öğrenmemiz gerek. Sordum. Söylemedi tabii ama
Bir şey öğrendim. Biri ona mail atmış. Ama bizden mi, emniyetten mi bilmiyoruz. Bizden nasıl atılsın? Polis haber vermiştir. O kadar emin olma. Bizden biri de söylemiş olabilir. Mail hesaplarına girebilirsem kimin gönderdiğini de öğrenebilirim. Özel mailleri mi okuyacaksın? Hayır, mailleri okumama gerek yok. Bizden Nurhan'a atılan bir mail varsa kimin ne zaman gönderdiğine bakmam yeterli. Olmaz. Neden? Yapamayız, etik değil. Bize yapılan da etik değil. Seçime bu kadar az bir süre kalmışken içimizde hain var mı yok mu onu mu düşüneceğiz? Bak, bu haberi polisler de sızdırmış olabilir ama bırak kontrol edeyim. Eğer bizden biri değilse en azından ofisteki herkesi aklamış oluruz. Olmaz. Başka bir yol bul. Tamam mı? Umay. Tamam. Tamam. Sen bilirsin. Alo. Ay baba, uyandırdın mı? Aç mısın? Değilim. Ben sana sessiz olmayı öğretemedim zaten. Kızı bu saatte eve geliyorsam öyle langır lungur giremezsin içeri. Tamam baba, sen git yat, uykun açılmasın. Ya beni boş ver kızım. Ben uyansam ne olacak bu yaşta adam? Kaan için diyorum, o uyanmasın diye. Kaan uyanmaz, onun uykusu çok ağır. Koluna ne oldu? Bıçakladı bu akşam biri beni. Sen ne yaptın? Öldürdün mü? Öldürseydin. Öldürmedim baba, niye öldüreyim? Vur gitsin kızım ya. Bunların hangi biriyle uğraşacaksın? Etraf it kopuk dolu. Devire devire gideceksin. Yoksa bak seni çizerler böyle. Tamam, bir şey yok bunda. Makarna ister misin? Yok, istemem. Güzel olmadı zaten. Erken süzmüşsün. Bekleye bekleye de kas katı bir şey oldu. Mehmet Ali ile konuştun mu? Konuştum. Cuma geleceğimizi söyledim. Keşke öyle demeseydin. Her gün yarın geliyorum deseydin. Sonra bir bahane uydururdun. Ama şimdiden Cuma'ya geliyorum dersen bu adam senin hasretine dayanamaz, çekip gelir bakarsın. Gelsin baba, özledim zaten. Duşa gireceğim ben şimdi. Aa, bir de çok tazikli yıkanıyorsun. Bütün apartman ayağa kalkıyor kızım bu saatte. Fıskiyeyi kullanma. Kovayla suyu doldur, sonra tas tas dökün. Tamam baba, iki dakika girip çıkacağım zaten. Efendim? Ha, alo. Hasan'ı araştırdım. O gün midesinden rahatsızmış. Hastaneye gitmiş, serum vermişler. Hastaneden sonra mı okula gitmiş? Evet. Akşam saatlerinde de arabanın çalındığı bildirilmiş. Ay yeme şu cipsi şimdi. Bütün gün bir şey yemedim. Tamam, telefonu kapattıktan sonra yersin. Cep telefonuyla ilgili bir şey var mı? Haber yok. Yarın okula gidelim de şu Ozan neden ifadeye gelmemiş onu bir araştıralım. Senin gidebileceğini zannetmem. Niye? Aslı'nın bürosundan aradılar. Seninle görüşmek istiyormuş. Tamam. Sen de yat, uyu, dinlen. Raporunu yazmayı unutma. İyi, sabah görüşürüz.
Meryem. Bir daha çocukları kilitlemeyeceğine söz var bana. Aileyle konuştum. Bir süre gözümüzün önünde olacaklar çocuklar. Okula gitmeyecekler. Yapma Meryem. Nasıl her an yanlarında olalım? Olmak zorundayız. Biliyorum. İkimiz için de çok zor bunu atlatmak ama... Atlatmak zorunda değiliz. Atlatmazsak yaşayamayız gülüm. Atlatırsak unuturuz. Yavuz ve Ömer'e göz kulak olmak zorundayız. Elimizden geleni yapacağız. Gonca için de yaptık. Ama bazı şeyler elimizde değil. Her şeyden çok mu seviyorsun hayatı? Kendini ikna etmeye başarmışsın çoktan. Sen ne diyorsun Meryem? Her şeyi unutup yoluna devam mı etmek istiyorsun? Hemen mantıklı cevaplar mı aradın kendine? Elimizden bir şey gelmez, kadere karşı gelemeyiz. Böyle deyince her şey bitiyor mu yani? Bitmiyor. Ne yapacağız peki? Yavuz ve Ömer'in ölmesine izin vermeyeceğiz. Bizden önce ölmeyecekler. Okuldan mı alacağız çocukları? Okumasınlar. Gitmeyecekler okula. Bir süre gitmeyecekler. Sonrasında bakarız. Sizin yüzünüzden bunca zaman bekledik. Basına hiçbir şey sızdırmayacağınızı söylemiştiniz. Basına biz sızdırmadık. Plakayı da biz ifşa etmedik. Zaten burada da sadece çekirdek kadro biliyor. Şoför itiraf etti mi? Etmedi. Etmeyecekti çünkü katil o değil. Hasan'ın tüm gün hastanede olduğuna dair raporlar var elimizde. Akşam çıkmış, bir süre sonra tekrar rahatsızlanmış. Arabayı da o sırada çaldırmış zaten. Ne zaman duyuracaksınız? Bekleyeceğiz. Neden? Şoför yaralandı. Kendisiyle bugün konuşacağım. Bildiği bir şeyler olabilir. Arabanın çalındığını basının bir an önce öğrenmesi gerekiyor. Fail elimizde şüpheli birinin olduğunu bilirse daha rahat hareket eder ve bu bizim işimize yarar. Yani basına haber sızdırılmasa hoşunuza gitmiş gibi görünüyor. Zehra komiserim haklı. Bu işimize yarayabilir. Size yarayabilir ama benim işime yaramıyor. Bir basın bildirisi yayınlayacağız. Hayır, beklemeniz gerekiyor. Elimizden geleni yaptık, kusura bakmayın. Biz olaylardan haberdar ederiz size. Sağ ol. Beklemeleri lazım. Yapacak bir şey yok. Beklemek zorunda değiller. Aslan Bey. Basın üzerinize gelecek. Kendi açınızdan haklısınız tabii tepki göstermekte ama lütfen bir kere daha düşünmenizi rica ediyorum. Basın suçlu olduğumu düşünüyor. Dün televizyonda açıklamanızı izledim. Bizimle işbirliği yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet, yaptık. Bekledik. Ama böyle devam edersek çok ciddi zarar göreceğiz bu olayda. Bakın, kendimi savunmak zorundayım. Aylardır bu seçime hazırlanıyoruz. Alakamın olmadığı bir olay yüzünden seçimi kaybedemem. Zehra başkomiserim, ziyaretçileriniz var. Gitmeliyiz. Hoş geldiniz. Siz içeri buyurun, geleceğim ben. Buyurun beyefendi. Onlar... Gonca'nın anne ve babası. Gitmezsek geç kalacağız. Beklemek işinize yarayacak mı? Evet, yarayacak. Tamam. Yarına kadar. Teşekkürler. Sağ ol. Raporlar çıkarıldı ama tam olarak bitmedi. Bir iki güne daha ihtiyacımız var. Yani bugün de alamayacağız Gonca'mı, öyle mi? Maalesef. Kızıma ne yapacaklar? Bazı testler yapılıyor. İçeriğini ben de bilmiyorum. Onlardan haber bekliyoruz. Haber gelene kadar beklemek durumundasınız. Akrabalar gelecek dışarıdan. Cenazeyi ne zaman kaldıracağız? Onlara bir şey söyleyemez miyiz? Öğrenir öğrenmez size haber vereceğiz. Kızıma ne olmuş? Şimdi bakın, kapsamlı rapor gelene kadar bir şey söyleyemiyoruz. Ama ben cumaya kadar buradayım. Beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Bildiklerinizi de anlatın. Ya bunu istemeniz en doğal hakkınız. İstemiyoruz. Hadi bari. Buradakilerin ifadesi ne oldu? Dosya veririz. Efendim Yılmaz. Ne oldu halı saha maçını bulduk bu adam ya? Ne? Thank you.
Tutun şu kapıyı. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Recai Bey. Söyle. Benim bir saatliğine çıkmam lazım. Gelince devam edeyim diyorum. Olmaz. Gelince fazladan mesai yaparım, arayı kapatırım. Yani acil olmasa izin istemem biliyorsunuz. Bilmiyorum, nereden bileyim? Yani beni tanıyorsunuz manasında diyorum. Seni tanımıyorum Kadir. Bak geçen gün de yaptın aynı şeyi. O zaman da söyledim sana. Adam gibi çalışacaksan çalış. Yoksa başka bir iş bak kendine. Bu ne ya? Her gün aynı şeyleri konuşmak zorunda mıyız seninle? İşi aksatmayacağım Recai Bey. Aksatırsam kovun beni. Oğlum alsana şunları. Ne yapacaksın? Neymiş bu önemli iş? Ya abim aradı. Ha. Yengem rahatsızlanmış. Ha. Hastaneye götürecek onu. Ben de bir saat işin başında duracağım. Ara abini, konuşacağım. Ne konuşacaksınız? İnanmıyorum sana. Arasın beni, anlatsın durumu. Ben de izin vereyim sana. Recai Bey, ben çocuk muyum? Niye abimle konuşuyorsunuz? Çocuk değilsin ama yalan söylüyorsun bana. Özel bir durum var belki. Anlayın siz de işte. Gece mesaiye kalacağım diyorum. Bir zararınız olmayacak yani. Kafana göre mesai yapamazsın. İzin vermiyor musunuz? Bana bak, bu son olsun. Bir dahakine koyarım kapının önüne, anladın mı? Anladım. Bir saat sonra da gelmezsen bir daha sakın gelme. Bunu da iyice anladın mı? Tamam, bir saat Recai Bey. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Yardımcı olmanız gerekiyor bize. Gonca için anma töreni düzenleyeceğiz. Öğrencilerin yanında olmalıyım. Daha sonra gelin lütfen. Bakın Gonca en son buradaki partide görüldü. Daha fazla kişiyle görüşmemiz gerekiyor. En ufak bir şey bile bizim için çok önemli. Olabilir. Ama sürekli gelmeniz dedikodulara yol açıyor. Üniversitemizin imajı kötü etkileniyor bu olaydan dolayı. Artık eski düzenimize dönmek istiyoruz. Hangi imajdan bahsediyorsunuz? Kızın katilini arıyoruz biz. Üniversitemizin bu olayla bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz siz? Eğer bize izin verirseniz bunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Elinizi çabuk tutarsanız sevinirim. Teşekkürler. Hasan'ın midesi bozukmuş. Okulun tuvaletini kullanmış. Gören birileri olmuştur mutlaka. Gonca ile ilgili yeni bir şey var mı? Çalışkan kız, notları yüksek. Erkeklerin ilgisini çektiği de belli. Kime sorsak güzel kızı diye sıkıştırıyor araya. İlişkisi var mıymış? Yok işte, en son 6 ay önce Ozan'dan ayrılmış. Ha bu arada Ozan'la kavga etmişler partide. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Ne zaman söyleyecektim? Ne yani, en iyi haberi en sona saklayınca heyecan yarattığını mı düşünüyorsun? Ya tane tane anlatıyoruz işte. Tane tane anlatma, sürükleyici bir şekilde anlat bunu. Ne bileyim, soru sormamı bekleme. Allah Allah. Ha bu arada, Ozan Esra kullanmaktan sabıkalıymış. Ya sen bu arada demeden lafa başlayamıyor musun? Gonca kullanmıyormuş. İçki bile içtiği söylenemez diyorlar. Ozan burada mı peki? Yok, tersi, bir saat sonra başlayacakmış. Biz bu arada Leyla'yı sorgulayalım. Bu kavga olayından neden bahsetmemiş anlatsın bakalım. Bunlar da fotoğraflar. Parti fotoğrafları. Allah Allah. Hem partiyi organize et hem de ilk önce sen git. Şuna bak, bayağı da eğleniyor. Öyle hiç sıkıntıda falan da değil. Buradan bir şey çıkardık çıkardık. Çıkaramazsak bir halt yok elimizde zaten. Partide Ozan'la Gonca'nın kavga ettiğini neden bize söylemedin? Önemsiz bir şeydi. Ama birilerinin dikkatini çekmiş. Dans ederken Ozan geldi. Tartışmaya başladılar aralarında. Ama abartılacak bir şey değildi. Sandalye fırlatmış kıza. Gonca'ya gelmedi. Fırat'a geldi. Fırat kim? Ozan'ın en yakın arkadaşı. Ne yaptı Fırat? Gonca sarhoş muydu? Hayır. Sen? Çakır keyfiydim. Gonca ile Ozan'ın çıktıklarını gördün mü? Görmedim. Fırat okulda mı? Bilmiyorum. Bugün görmedim. Bunlar neden ayrılmıştı Ozan'la Gonca? Gonca Ozan'ın çocuksu olduğunu söylüyordu. Kafalarımız uyuşmuyor demişti.
Sen Gonca'nın Ozan'a gittiğini söylemiştin. Madem 6 ay önce ayrıldılar, partide de kavga ettiler, neden böyle bir şey düşünüyorsun? Orada olabilir demiştim ama kesin oradadır demedim. Ozan Gonca'yla barışmak istiyordu. Belki barışmışlardır diye öyle dedim. Bu tartışmanın konusu neydi? Bilmiyorum, uzaktaydım, duymadım. Onların yakınlarında biri var mıydı peki bu mevzuyu anlayan? Ozan kimsenin olmadığı bir yere çekti Gonca'yı. Orada konuştular. Orada konuştular. Zaten Ozan daha önceden Gonca'ya sandalye fırlatmıştı. Sonra orada Gonca Ozan'la barışmaya karar verdi. Ondan sonra gece de Ozan'ın evine gitti. Öyle mi? Yani. Kızım, saçmalamayı bırak da anlatmaya başla. O gece ne oldu? Hadi. Bilmiyorum. Gonca gittikten sonra Ozan ne yaptı? Bara geçti. Hangi bara? Siz okulda yapmadınız mı bu partiyi? Evet. Biz baktık fotoğraflara, barmar yok. Biz içki masasına kendi aramızda bar diyorduk. Bar neredeydi? Nasıl? Yani hangi bara gittiniz? Hiçbir bara gitmedik. Tamam, sakin olalım. Dışarı çıkarken ne giymişti? Melek kostümü vardı. Beyaz peruk takmıştı. Yani onun dışında üstüne bir şey almaması bu soğukta sana biraz garip gelmedi mi? Ceketi vardı sanırım, hatırlamıyorum. Dışarı çıkmadan üzerimizi değiştirdik. Nerede değiştirdiniz? Sınıfta. Gonca'nın kostümlerini bulamadık. Sen gördün mü o üzerini değiştirirken? Görmedim. Sınıfa baksak bir şeyler bulabilir miyiz? Sınıfta hiçbir şey yok. Bu adamı gördün mü? Hatırladın mı? Gördüm galiba. Nerede? Barda. Ne barmış bu ya? Hangi bar bu? Hiçbir yerdeydi. Buradaydı. Gonca'nın üzerini değiştirdi. Bilmiyorum. Bak, şimdi doğru düzgün cevap vermeye başla. Bu adamı en son ne zaman gördün? Alo. Bak ablacığım, bildiklerini bize anlatman gerekiyor. Ben bir şey bilmiyorum. Bize yardımcı olman lazım. Her şeyi anlattım zaten. Bırakın ben artık gideyim. İyi, tamam, istiyorsan gidebilirsin. Kim? İşle ilgili mevzu değil Özel. Şu çocuğu bekleyecekse kantinde beklerim. Acıktım ben ya. Selamun aleyküm Mahmut abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi. Hayırdır? Davut abi yok mu? Yok. Hayırdır? Bir ricam olacak da kendisinden. Bana söyle, ben iletirim. Başımıza geleni duymuşsundur. Duyduk. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Kimin yaptığını biliyor musunuz? Vallahi polis birinin peşindeydi. Elemanı da çözdük. Çocuk tacizinden girip çıkmış içeri. Gonca'nın cesedini de onun arabasında buldular. Polis ne diyor? Bir şey demedi. Eleman da kaçarken düşmüş balkondan, yatıyor şimdi hastanede şerefsiz. Katil o muymuş? Başka kim olacak abi? Belli ki kaçırmış Gonca'yı. Tecavüz etmiş. Vallahi o nefes aldıkça benim nefesim daralıyor. Göğsüm sıkışıyor. Davut abi bir şey yapsın, bunu çözsün. Davut abiden ne istiyorsun ki? Kanımızı yerde bırakmasın. Hiç sanmıyorum kabul edeceğini. Ben konuşursam ikna ederim. Burada yok. Sen yarın gel. Yarın çok geç abi. Bekle o zaman. Alo, Davut abi. Kadir geldi.
Musa! Oğlum Musa! Davut abine selam var. Aleykümselam, ne dedi? Gonca'ya çok üzüldüğünü söyledi ama bu işe de karışamayacağını söyledi. Ama sen istersen kendin halledebilirmişsin. Abi olur mu öyle şey? Seyredecek miyiz yani? Davut abi öyle şey demez. Sana yalan mı söyleyeceğim kardeşim? Mevzumuz değil dedi. Geldiğinde kendisine de sorarsın. Ben ararım abi onu o zaman. Boşuna arama, telefonu kapalı. Ben başka yerden aradım. Sen ara, ben konuşayım. Olmaz. İşi var. İyi. Öyle olsun. Tamam. İletirim. Evet, kendisinin istediğinden haberim var. Ben size haber vereceğim. İyi günler. Anket sonuçlarını gördünüz mü? Gördük. Münevver Hanım da görmüştür tabii. Münevver'le konuştum. Anlaşmamız aynen geçerli. Güzel. Hüseyin Bişer bir açıklama yapmış mı? Yapmadı. Açıklamayı sen yapmalısın abi. Öyle o ne diyecek, bu ne diyecek diye beklersek sonunda zararlı çıkan biz olacağız. Hatalı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ben değil, seçmenler öyle düşünüyor. Arabanın çalındığını söylemen lazım. İnsanlar bu soruşturmayla hiçbir ilgimiz olmadığını bilmeli. Olmaz. Polise destek oluyoruz. Onlar işlerini yapsalar buna gerek kalmayacak ki abi. Kimle konuştun sen az önce? Sezen'le. Hazır olduğunda röportaj için seni bekliyor. Şimdilik vazgeçtim. Erteliyoruz. Münevver Hanım geldi, sizinle görüşmek istiyor. Neden? Zaten konuşmamış mıydınız? Evet, konuştuk. Al içeri. Münevver Hanım, buyurun. Buyurun Münevver Hanım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey içer misin? İstemem, sağ ol. Yalnız görüşebilir miyiz? Olur. Dinliyorum. Partidekilerle görüştüm. Durumu hafife almışız. Nasıl yani? Bu karmaşa bazı tartışmaları körükledi. Hüseyin Biçer'i desteklemek istiyorlar. Ne diyorsun sen? Araba çalıntı, şoför suçsuz. Bu olayın bizimle hiçbir bağlantısı yok. Basına niye açıklamadın? Polisi bekleyeceğiz dedik. İşbirliği yapıyoruz. İyi. Sen işbirliği yapmaya devam et. Bizim için iş işten geçti artık. Anlaşmıştık. Nasıl bu kadar çabuk vazgeçersin? Dediğim gibi kendi başıma hareket etmiyorum. Benimle anlaşırken tek başınaydın ama satarken parti kararıymış gibi davranıyorsun.
Hüseyin ne vaat etti sana? Ne yapacaksın? Ona verdiyse 10 katını mı vereceksin? Hüseyin'e güvenemeyeceğini biliyorsun. Güvenerek iş yaptığımı kim söyledi? Partinin kararı böyle. Elim kolum bağlı. Sana başarılar dilerim. Yandı ellerim vallahi, atacağım şimdi bardakları. Al. Sağ ol. Kardeş kusura bakma, sana alamadık. Sorun değil. Memnun musunuz bu karton bardaklardan? Memnunuz. Oğlum eliniz yanmıyor mu sizin? Boş bir bardak alıp içine geçireceksin, o zaman yanmıyor. Ha. Kullanmadığın bardak ne oluyor? Çöpe gidiyor. Ulan bu öğrenciler var ya, sınıf israfı. Bardakları daha kalın yapsınlar. Bizim suçumuz değil. Kantinciye çaktırmadan mı alıyorsunuz öbür bardağı? Çaktırmadan alıyoruz. Hırsızlıkla suçlamak için mi çağırdınız beni? Ha, konuya girelim diyorsun. Olur abicim. Girelim. Dün öğleden sonra neden gittin okuldan? İyi değildim. Neyin vardı? Moralim bozuktu. Gonca'ya üzüldüm. Başın sağ olsun birader. Eski sevgiliymişsiniz, duyduk. Evet. Terk etmiş seni ha? Anlaşarak mı ayrıldınız? Anlasaydık ayrılmazdık. Neden ayrıldınız? Kimyamız tutmadı. Aramızda öyle büyük bir sorun yoktu. Kimyanız tutmadığı için mi partide kavga ettiniz? Hadi ama yani partide kavga ettik diye suçlu olduğumu düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Ben onu incitecek hiçbir şey yapmam. Kıza sandalye fırlatmışsın. Ben onu atmadım. Yani genel olarak fırlatmıştım. Sorun neydi? Bir sorun yoktu. Sadece çok içmiştim. Aptallık ettim. Bir sebebi vardır. Konu neydi? Ya özlemiştim o kadar. Barışmak istedim, yüz vermedi. Sen de sandalyeyi fırlattın. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. İyi bak. Tanımıyorum. Niye sesin titriyor oğlum? Ha? Tanıdın değil mi adamı? Tanımıyorum dedim ya. Esrar kullanıyormuşsun. Onun için gözaltına alınmışsın. Hmm. Senden o yüzden mi ayrıldı Gonca? Geçen yıl kullanıyordum. Artık temizim. Gonca ne diyordu buna? Önceleri hoşuna gitmişti. Sonra sıkıldı. 9:30'dan sonra neredeydin? Buradaydım. Öyle demiyorlar. Dışarı çıkmışsın. Yani bir ara hava almaya çıkmıştım. Burada olduğunu kanıtlayacak birileri var mı? Kesin vardır. Kim, isim ver? Leyla'ya sorabilirsiniz. Sorduk, dışarı çıktı diyor. Başka? O zaman yanlış görmüştür. Ben buralardaydım. Kes lan zırvalamayı. Buralarda falan değildin. 9:30'dan sonra seni gören mören yok. Nerelerdeydin, ne bok yedin, hadi anlat. Ya gören olmuştur. Kesin biri görmüştür yani. Gonca'nın peşinden mi gittin? Hayır. Kıskandın tabii. Kız bütün gece dans etti. Eğlendi. Başka biriyle olduğunu da hissettin. Değil mi? Yok öyle bir şey ya. Arabayı sen mi aldın? Ne arabası? Kapının önüne çıktın. Arabanın anahtarlarını üzerinde gördün. Ondan sonra Gonca'nın peşine mi yazıldın? Ne arabası ya? Bilmiyorum ben bir şey. Hadi lan! Konuşmak için peşinden çıktın. Arabanın üzerindeki anahtarları fark edince kızı da arabaya çağırdın. Sana yüz vermeyince de öldürdün. Böyle yaptın değil mi lan? Ya bakın, ben aşıktım ona. O sana değildi abicim. Erkek olarak görmüyordu seni. Ha? Olgunlaşmamış bir erkek olarak görüyordu. Sen aşkını ilan edince o da sana yüz vermeyince sarhoştun, kafan güzeldi. Herkesin içine seni tersleyince arabaya aldın, bağladın kızı. Issız bir yere götürdün, öldürdün. Böyle oldu değil mi lan? Biraz konuşabilir miyiz? Savaş Bey, Ozan'ın babası. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Gonca Barova cinayeti hakkında soruşturma yapıyoruz. Bana daha çok fırçalıyormuşsunuz gibi geldi. Ozan bizden bir şey saklıyor. Suçlu bulunmadı mı? Hayır. Peki ya hastanedeki adam? Siz nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Bakın, bir daha oğluma bağırdığınızı duyacak olursam hakkımda daha çok şey öğrenmiş olursunuz. Anladınız mı? Ozan'la konuşmamız gerekiyor. Eğer şüpheli sıfatıyla sorgulayacaksanız gözaltına alın. Yoksa ifade bitmiştir. Avukatımla görüşün. Bana baksana sen. Senin tamam. Bu işle bir alakan var mı? Yok. Bana bak. Bir daha
yanında avukatın olmadan polislerle konuşmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Hadi şimdi topla eşyalarını, gidiyoruz. Çabuk. Ya tamam, asma suratını. Biraz sert çıkmış olabilirim ama çocuk da az daha itiraf edecekti. Şimdi Ozan Gonca'nın peşinden eğer çıktıysa, bir daha da partiye dönmediyse, Leyla nereden biliyor Ozan'ın nereye gittiğini? Ozan bara gitti diyor. İşte hesapta içkilerin olduğu yere bar diyorlarmış. Hayır, orada kötü kıvırdı. Demek ki Gonca ile Ozan bara gittiler. Leyla da onlarla gitti, yoksa nereden bilecek nereye gittiklerini? Yani sonradan dahil olmuş olabilir tabii. Kız kıyafetini değiştirmeden gittiğine göre yakında bir yerlere gitmişler. Şu civardaki barları bir araştırın. Belki de partiyi orada devam ettiler. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Evde yabancı parmak izi var mı yok mu mukayese etmek için yapmak zorundayız hanımefendi. Akşam babamlar gelmeden çocukları bir parka götürelim de hava alsınlar. Ne zaman gelecekler? İşte akşama burada olurlar. Siz emniyetteyken komşular geldi. Başsağlığı dilemek istiyorlarmış. Kimseyi görmek istemiyorum. Olur mu öyle şeyler ya? Kaç yıllık komşularımız bunlar? Tamam, bitti çocuklar. Çocuklar, hadi gelin ellerimizi yıkayalım, hadi. Bir de odaya bakmak zorundayız. Buyurun lütfen. Ne diyeyim komşulara? Cevap bekliyorlar benden. Çocukları götürüp gelelim, buyursunlar. Helva kavuracak mıyız? Tabii. Sen hallediver Meryem, yapamaz şimdi. Ben de nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Hala inanamıyorum. Hadi sıkı sıkı giyinip parka gideceğiz, hadi. Hadi gelin bakayım, ben size yardım edeyim. Koş 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 koş. Kadir'e bakayım. Buluşalım dışarıda. Dışarısı soğuk ha. Benim işim bitti abi. Ben çıkıyorum. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Başınız sağ olsun. Kızıma ne olmuş? Nasıl? Ormanda neler yaşamış kızım? Kusura bakmayın, söyleyemem. Bugün emniyette fotoğraflarını gördüm Gonca'mın. Hiçbir şey kafamda kurduğumdan daha kötü olamaz. Kızıma ne olmuş? Sen karşılarsın bizimkileri. Olur. Oğlum sen de aileye yardım et. Olur, ne yapayım? Gonca'nın helvasını kavuracak. Bir şey lazım, alır gelirsin falan. Sor onu sen. Tamam. Katil şoför müymüş abi? Bilmiyorum. Polisten kaçarken yaralanmış, hastaneye kaldırmışlar herif. Çok fazla ceza almayacak, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Yapılacak bir şey varsa ben hallederim. Nasıl? Söyle yeter. Gerisini düşünme. Ne yapacaksın? Adamın kafasına mı sıkacaksın? Olabilir. Ciğerimiz yandı sonuçta. Ben kendimi feda etmeye hazırım. Kadir, bir daha böyle bir şey sorarsan kafanı kırarım. Anladın mı? Anladın mı? Tamam abi. Kızma. Aklında bulunsun yine de. Çıkmadın mı Meryem daha? Yok, bekliyoruz.
İyi günler. Eyvallah. Meryem. Meryem. Bir yere gitmiyoruz. Çocuklar hazır, seni bekliyoruz. Araba göle atıldığında Gonca hayattaymış. Ne? Bagajda eli kolu bağlı, ölmeyi beklemiş öylece, kızımız hayattaymış. Ne yapıyorsun burada? Acele yoksa gel, biraz çay içelim, laflarız. Daha sonra uğrayayım birader, işim var şimdi benim. Ne işin var? Yürü. Ya cinayete geçtim ben, birkaç yere uğramam lazım. Aa, hayırdır? Narkotiği bıraktın yani. Bıraktım. Boş ver, iyi oldu. Bir sorun yok değil mi? Yok ya, bir sorun yok. Öyle değişiklik istedim. Zehra komiser gidecek diye duyduk. Cinayette mi hala, gitti mi? Daha gitmedi. Birkaç gün daha buralarda. Beraber çalışıyoruz şimdilik. Nasıl peki? Anlaşabildiniz mi? Anlaştık, anlaştık. Sorun yok. Asıl değişiklik bizim burada. Buraya gelseydin ya. Açık mı var sizde? Geçenlerde komiserin biri gitti. Onun yerine sen gelirdin. Yok. Cinayette memnunum şimdilik, eyvallah. Gel. Olur. Emredin müdürüm. Emredersiniz müdürüm. Tamam, hemen bakıyorum. 5 dakikaya sizi arayacağım. Tamamdır müdürüm. Abi sen geç otur. Benim bir 5 dakika işim var, hemen geleceğim. Tamam. Tamam, konuşuruz sonra. Ararım birader. Peki. Aramadılar mı hala? Bekliyoruz, arayacaklar. Oturabilir miyim? İzin mi istiyorsun? Kibarlık yapıyorum. Buyurun oturun komiserim, ne demek? Ne bekliyorsun? Tahlil sonuçlarını. Ya hastaneye ya eve durma. Yok, temizim. Aslında bırakacaklar ama burada bekliyoruz öyle işte. Sen ahlaktan değilsin. Ne yapıyorsun? Cinayetlerim ben. Adın ne senin? Arzu. Yılmaz. Memnun oldum. Adını söylemene gerek yoktu. Niye? Seninki takma diye mi? Yani genelde isimlerini söylemekten pek hoşlanmazlar. Hele polisler. Başlarına bir şey gelir korkusuyla yaşarlar hep. Gerçi sen epey başına iş gelmiş gibi görünüyorsun. Korkulacak pek bir şeyin yok sanki. Şu bana uzaktan bakıp bakıp yanıma gelmeye cesaret edemeyen tiplerden değilsin. Herkesin kaygısı farklı. Bunun cesaretle alakası yok. Atlarının çıkmasından korkuyorlar. Normal değil mi sence? Benim için değil. Erkekler biraz cesur olmalı. Bu tipler yüzünden az para kazanıyorum. Kesin benden çok kazanıyorsundur da. Giderim çok, yetmiyor. Tahlillerin temiz çıkmış, gidebilirsin. Taksi param yok, nasıl gideceğim? Yoldan alırsın, müşteri onunla gidersin nasılsa. Biri bıraksın beni. Ya çık kızım, nasıl gidiyorsan git. Bak işte kastettiğim tam olarak bu. Aslında içi gidiyor ama cesur değil. Sen? Nereye gidiyorsun? Fark etmez. Sen? Birkaç tane bara uğrayacağım. Geleyim mi seninle? Dokunmaya gitmiyor. İş üstünde misin? Ha. Ben de. Bak, istersen gideriz bir yerlere, oradan geçersin. Duydun hem temiz mi? Sen bana telefonunu versene, işim bitince arayayım ben seni. Arayacaksan hemen eve gidip dinleneceğim. Emin misin? Arayacağız. Tamam, o zaman sen de bana numaranı ver. Tanımadığım numaraları açmam pek. Ha. Çaldırırsın beni.
Oğlum. Hoş geldiniz. Gel bakayım. Hoş geldin. Gel bakayım, gel bir rahat soluklansınlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Alâ sıratin mustakim. Tenzilel azizirrahim. Yütünzile kavmen mâ unzile abâuhum. Fehum gâfilûn. Neden öldü kızım? Cenab-ı Allah'ın dünya üzerindeki bir imtihanı bu. Nasıl bir imtihan bu böyle? Meryem, yoruldun. Dinle istersen. Sorularıma cevap arıyorum. Ölüm kaçınılmaz olarak bir gün bir yerde bizi bulacak. Dünyada geçirdiğimiz vakte aldanmayalım. Ömür göz açıp kapayana kadar geçiyor. Ben onu sormuyorum. Kızım neden öldü? Takdir ilahi. Kadir. Al oğlanları. Hadi. Hadi oğlum. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz kızım. Neden baba? Benim masum melek gibi kızım vahşice öldürülecek. Ama ben hiçbir şey sorgulamayacağım, öyle mi? Sorgulayacaksın tabii. Ama velakin bunun bir sınırı olmalı. Zira fazlası haşa küfre girer. Sen Allah-u Teala'nın kızını yanına aldığını... Ne faydası var bana bunun? Hadi Meryem, uzatma artık, hadi. Hoca efendi, siz de yorduk. Estağfurullah. Musa. Ben hayırlı akşamlar dediğim sizin sen. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim. İyi akşamlar. İyi geceler. Ben Gül. Gül? Aslan Bey'in sekreteri. Numaramı almıştın ya, kaydetmemişsin galiba. Ha yok, kaydetmemişim. Ne oldu? Ben şimdi bürodan çıkıyorum da. Evet. Ya uygunsan bir şeyler yemeye gidelim diyecektim. Sen daha şimdi mi çıkıyorsun işten? Evet, sen? Yok, ben daha çalışıyorum. Polisim kızım, ben gecem gündüzüm yok. Biz de sizin gibi. Biz işte polisten farkımız yok ki. Gerekirse sabahlara kadar çalışıyoruz. Tamam o zaman. Başka bir zaman. İyi geceler. İyi geceler. Sen daha çıkmadın mı ya Gül? Küçük bir işim kalmış Nurettin Bey. Onu halledip öyle çıkayım dedim. Ben de sizi çıktı zannediyorum. Ha yok, ben Aslan Bey ile Umay Hanım'ı bekliyorum. Çıkacağım ama. Sen çık. Dinlenirsin hem biraz. Tamam Nurettin Bey. İyi geceler. İyi geceler. Gül, bir şey soracağım. Sen kimle konuşuyordun az önce? İşle mi ilgili? Yok, değil. Özel mi ya? Pardon. Özense söylemene gerek yok. Peki, çık çık. Hadi.
Birader, bu arkadaşı gördün mü hiç buralarda? Senin? Fatih. Selah Salah nereye gitti? Vallahi bilmiyorum komiserim. Sen tanıyor musun beni? Yok komiserim. Sedat giderken narkotikten dediydi ama. Narkotiğe çalışmayalım artık. Cinayet işlemediysen sorun yok. Yok komiserim. Ne cinayeti? Geç otur şöyle. Geç. Otur. Zaten yorgunum amına koyayım. Ne koşturuyorsunuz durduk yerde? Sen komiserim ya. Sen bizi niye kovaladın şimdi? Kaçıyorsunuz diye. Soru soracaktım o kadar. Yapma ya. Kusura bakma komiserim. Ne satıyorsunuz siz? Esrar komiserim. Aferin lan. Aferin. Yalan söyleme böyle işte. Yok komiserim, bende yalan olmaz. Aileden öyle gördüm. Hem yani terbiye almışlığımız da var az çok. İyi. Aferin maşallah. Nerede bu salak? Ara bakayım şunu. Alo. Ne? Alo. Neredesin lan? Niye kaçıyorsun gerizekalı? Onlar geçmişte kaldı abicim. Bak. Neydi lan senin adın? Fatih. Bak, Fatih'i alıp gidiyorum. Seni alması için de ekip yollayacağım. Oldu mu? Geliyor mu buraya, gelmiyor mu? Ha? İyi. Fatih'i sattığın yerdeyim. Hadi gel, bekliyorum. Komiserim, Sedat öyle adam satacak biri değil. Yani hata bende. Biraz kilolu olduğum için koşamıyorum haliyle. Oğlum sen de işine saygı duy biraz. Kilo ver, yer. Eyvallah komiserim. Al. Zaten karnım aç. Benim de. Görüyor musun abi Hüseyin Biçer'i? Herif resmen bizim projeleri kopyala yapıştır yapıp sunmuş. Aynını değil, daha fazlasını vermiş. Projelerimizin içeriğinden bu kadar haberdar olması hiç normal değil. Kesinlikle. Konuşabilir miyiz? Bir saniye. Münevver desteğini çekti diye karalar bağlayacak değiliz abiciğim. Pazarlığı tekrar yapmak ister misin abi? Hayır. Biraz vakit geçsin. İttifak yapmak için kendi gelecek bu kez. Neler yapabileceğimizle ilgili sana bir rapor hazırlıyorum abi. Tamam, sen devam et. Hadi görüşürüz. Nurettin, kimseyle paylaşma. Dikkatli olmalıyız. Merak etme abi. Niye suratı nasıl? Çalışanların maillerini kontrol ettim. Yapma demiştim sana. Boş ver artık. Gazeteciye mail yollayanı buldum. Ne demek boş ver? Arkandan iş çevirdin Umay. Nurettin'miş. Mail onun hesabından gönderilmiş. Aradığımız kişi kesinlikle o. Abi, yarın sabah sana birkaç randevu ayarlamak istiyorum ama
programında değişiklik yapmamız gerekebilir. Abi. Geliyor komiserim. Koşsan oğlum. Vay, Yılmaz abi nasılsın? Açım. Bu aralar düzenli yemek yiyemiyorum. Aç olduğum zamanlarda nasıl olduğumu hatırlıyor musun? He, sinirli oluyorsun abi, hatırladım. Kokoreç falan yaptırayım abi, ayranla güzel gider. Nerede var lan kokoreç burada? Aşağı sokakta, tezgah kurmuştur dayı. Sonra yaptırırım ben. Peki abi, nasıl istersen. De neden kovaladın bizi? Bu aralar bölgeye siz mi bakıyorsunuz? Biz bir şeye bakmıyoruz abi. Öylesine takılıyorduk buralarda. Oğlum esrar satmıyor musunuz siz burada? Ne? Yok abi ya. Allah'a şükür tövbe ettim ben. Fatih şimdi esrar satıyoruz dedi. Ha? Yine satıyorsun adamı. Sana lazımsa her zamankinden ayarlarım abi. Ayıp ediyorsun. Bana lazım değil lan. Abi çok kaliteli mal. Al bu sefer benden olsun. Narkotiğe çalışmıyorum artık. Cinayete çalışıyorum. Sok onu cebine. Cumartesi gecesi buralarda bir parti olmuş. Gördünüz mü? Kimlerin partisi abi? Bu iki yaka üniversitesinden bir grubun. Barda olduğuna emin misin? Başka nerede olacak? Ulan sokakta mı yapacaklar partiyi? Bir bak bakayım. Tanıdık geldi mi? Çıkaramadım vallahi. Ama iki yakaların bir eğlencesi vardı. Fatih'le o gece icra yaptık. Kostümleri var mıydı bunların? He, vardı komiserim. Salak salak giyinmişlerdi. Nerede o parti? Harabelerin orada abi. Yalnız orası bar falan değil. Terk edilmiş bir yer. İyi, götürün beni oraya. Kokoreççinin oradan geçer. Söyleyelim mi birer yerim? Alırız lan, tamam hadi yürü. O da senden ha. Lan yürü. Tamam abi. Hah, kalktı hadi yürü. Yarın köprü korumada alırsınız solu. He? Anladınız mı beni? Emredersiniz müdürüm. Meryem Hanım arayıp çocuğumun katilini bulun diye yalvardı resmen. Ya siz kızın boğularak öldüğünü nasıl söylersiniz ya kadına? Ben söylemedim abi. Konuşma lan sen. Zaten resimleri senin yüzünden görmediler mi? İnsanlık hali müdürüm. Cevap verme lan bana. Ya sana ne, sana ne? Sen niye gidiyorsun? Sen olay yerci misin? O evde ne işin var senin? Soruşturmanın bir elemanı değil miyim müdürüm ben? Çık! Çıkın lan dışarı! Buyurun doktor bey. Tamam, tabii. Tabii gelebilirim. Hastaneden aradılar. Hasan kendine gelmiş. Tamam sen çık. Ben de birazdan çıkacağım zaten. Ha Zehra, ne diyeceğim? Bu Yılmaz'dan memnun musun? Evet, memnunum. Gayet iyi. Şevket aradı. Eski narkotik müdürü. Ona sordum. Böyle geçiştirir gibi geldi bana. Böyle sanki Yılmaz hakkında pek konuşmak istemiyormuş gibi. Kim bilir aralarında ne geçmiştir yani. Bilemeyiz ama ben memnunum. İyi peki, tamam. Önemli bir şey olursa haberdar et. Tamam. Daha yürüyecek miyiz? Geldik sayılır abi, az kaldı. Partidekileri görseniz hatırlar mısınız? Vallahi komiserim, hayvanlar alemi gibiydi. At, eşek, kuş, inek. Ama aynı kıyafetleri giysinler kesin hatırlarım komiserim. Senin kuş dediğin kuş değildi lan. Alır mı lan, kanatları vardı. Kuş da kuş kuş. Melek de abi. Dur bakayım sen. Melek mi, anlat bakayım nasıl melek? Abi beyaz giymiştim. Kanatları falan vardı. Ha bir de başında peruk falan. Ya böyle enteresan bir tipti ya. Siz partinin sonuna kadar kaldınız mı? Yok konser. Güzel güzel malları verdik. Bir iki bir şey için efendi efendi kaldık. Tut bakayım şuna. Bir daha bak bakayım şu fotoğrafa. Yılmaz abi, harbiden hatırlamıyorum diyorum ya. Göz ucuyla baktık dedim ya. Sen de bak bakayım. Yani olabilir komiserim ama ben de emin değilim. Dikkatli bak lan şuna. Baktım komiserim. Ama illaki işinizi görecekse hatırladık deriz, olur biter. Ha.
Beni şuradan bir taksiye bindirebilir misiniz? Ya bize gidelim işte. Manyak mısın kızım, gelsene. Yok, ben gelmeyeyim, eve gideyim. Ya ne evi, gel bize işte. Lan! Ne oluyor lan? Şşşş! Hey! Şşşş! Uzan! 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 Ne yapıyorsun sen? Gonca'yı... Gonca'ya hiçbir şey yapmadı o. Yapmadı, tamam mı? Kimsin lan sen? Ozan. Ozan, karışma sen. Git buradan. Leyla. Git dedim, hadi. Kim bu manyak ya? Gonca'nın üvey kardeşi. Al kardeşim. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. Aman İrfan, asma artık şu suratını ya. Ya nasıl asmayayım Osman ya? Ya ben bu hakaretleri işitecek ne yaptım? Ha? Ne yaptım Allah aşkına? Sen hiçbir şey yapmadın kardeşim. Ben yaptım mı? Tamam. Maktul'ün ailesi kızlarının ceset fotoğraflarını benim yüzümden gördü. Kabul ediyorum. Ama kardeşim bilerek mi yaptım ya? Ya insan bilerek yapar mı böyle bir şey zaten ya? İnsanlık hali denen bir şey var. Ya daha neyi zorluyorsun kardeşim? Ben nereden bileyim aralık kalmış kapıdan görünen fotoğrafları ya? Arkamda gözüm mü var İrfan ya? Ya haklısın. Gerçekten haklısın Osman. Ya bunlar hazımsızlığından böyle yapıyor. Onun için eziyorlar bizi. Aynen abi. Bak, senin mevzuya bak. Kadına kızının nasıl öldüğünü neden söylemişsin? Ya sordu söyledin İrfan. Daha neyi zorluyorlar? Anlamıyorum ki. Anlamıyorum abi. Ya kendimi kadının yerine koydum. Dedim ki ben olsam ne yaparım? Kızın ölse nasıl öldüğünü bilmek istemez mi? Kadınla empati yaptım ya. Ya bırak Allah aşkına, bunlar empatiden ne anlar ya? Yok efendim, olay yerçimisin sen. Evde işinde. Ya ben bu büronun çalışanı değil miyim kardeşim? Ha? Gidip bakmak istedim. Ne var bunda? Aslında yapmayacaksın abi. Yatacağım bütün gün, alacağım maaşını, geçeceksin. Vallahi bak, bunlar bundan anlarlar anca. Kalkmış bir de köprü korumaya gönderirim diyor. Bu ne ya? O ne ya? Yok kardeşim, bizde hiç şans yok. En fazla 5 dakika görüşmenize izin verebilirim. Tamam, 5 dakika bana yeter. Durumu nasıl şu anda? Hayatı tehlikeye atlattı. İç kanaması vardı, durdurduk. Vücudun çeşitli bölgelerinde kırıklar var. Bir süre çıkamaz hastaneden. Geleceğimden haberi var mı? Var, söylemiştim. Çok ağrısı var, morfin vurdum. Uyanmayabilir. Tabii, tabii. Neden olmasın? Olur, olur. Sen ayarla, gerisi kolay. Tamam mı? Bir saniye. Müsait değilim. Derhal bir açıklama istiyorum. Ben seni biraz sonra ararım. Başkanım, müdahale etmenizi ister misiniz? Gerek yok. Ben hallederim. Projelerime ulaştığını biliyorum. He, Münevver'le konuşmuşsun. Bir de utanmadan genç bir kızın ölümünü benimle ilişkilendiriyorsun. Biz polisle kızın ailesine yardım ederken ortalığı kızıştırıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bu cinayete siyaseti bulaştırdın. Sen kendini ne sanıyorsun? Tekliflerimi senin bulaştığın pisliklere göre ayarlayamam. Bulaştın mı? Evet, bulaştın. Kızın içinde bulunduğu arabayla ilgin vardı. Ama basında paylaşmadın. Partiyle birleşmeye çalıştın. Ne olacağını sanıyordun? Bağlantılarımın hepsini kaybetmedim ben. Ben de. Daha bitmedi. Seçim gününe kadar da bitmeyecek. Tabii. Sen ayarla. Niye polise gitmedik lan biz? Niye? Ya nereye polise gidiyorsun ya? Adamlar sürekli ensemizde. Doğru söylüyor kardeşim. Bir de onunla mı uğraşacaktık? Ben uğraşırdım kardeşim. Rezil olduk gece gece. Sen de otursana kızım. Ağrıyor mu bir yerin? Bakalım mı beline falan? Morarmasın sonra? Gerek yok. Tamamdır, iyiyim ben. Sadece canım sıkıldı. O çocuk için Gonca'nın kardeşi mi dedin sen? Evet ama evlatlık.
Bizden ne istiyormuş? Bir şey istediğinden değil ki. Kız kardeşi öldürülmüş. En son görenler de biziz. Üzüntüden ne yaptığını bile bilmiyor. Şerefsiz. Ne yaptığını bilmiyor diye bize mi saldırması lazım? Bir sıyrılamadık gitti şu işten ya. Polis bizimle konuşur. Okul idaresi bizimle konuşur. Kardeşi gelir bize çatar. Ne yaptık lan biz? Bir parti yaptık diye başımıza gelmedik kalmadı. Ya sen Gonca ile niye kavga ediyorsun kardeşim? Fırat biz kavga etmedik kardeşim. Tartıştık. Ya sessiz olur musunuz? Yeter ya. Leyla, ben eve bırakayım mı seni? Biraz daha oturacağım. Acıyor mu, iyi misin? İyiyim ben ya, tamam. Bubi! Leyla, şu Fırat'a biraz iyi davran. Seviyor işte seni. Ben sevmiyorum. Ben... Leyla, şu yastığı versene. Kolumun altına koyacağım. Sağ ol. Sabah bir sürü işimiz var. İçmeyi düşünmüyorsun herhalde. Kendini bir kadeh alsana. Yarın pişman olacaksın. Yapma. Umay, bir iki kadeh içip yatacağım. Uyuyamam yoksa. Bitki çayı yapayım sana. Hem daha rahat uyursun. Sabah kalkınca başın da ağrımaz. Mesele uyumak değil sadece. Hayatım boyunca uykusuzluğu hiç dert etmedim. Hep az uykuyla yaşadım. Bir şeyleri yoluna koymak için hep uykumdan feragat ettim. Derdim uyumak değil, unutmak. Nurettin'den yediğin kazığı mı unutmaya çalışıyorsun? Olabilir. Sabah kalktığında peki hiçbir şey hatırlamayacak mısın? Hatırlayacağım. 2-3 saat için mi bu eziyet? Umay, beni yalnız bırakır mısın lütfen? Yanında olmak istiyorum. Zaten bütün gün yanımdasın. Şurada rahatlamaya çalışıyorum ama sen konuşmayı uzaklıkça... O zaman gerçekten eziyete dönüşüyor. Şey, gider misin? Kendini kaybetmenden korkuyorum. Kaybetmem. Tamam. Öyle diyorsan sana inanıyorum. İster misin? Hayır. İnsana kazık atmaman için ne kadar süre geçmesi gerekir? Ya da şöyle düşünün. İnsanı gerçekten tanıyana kadar her türlü pisliği yapabilir miyiz? Bu mazur mu görülür insanlar tarafından? Böyle miyiz biz yani? Neyi anlamadım? Nurettin'i o kadar uzun süredir tanıyorum ki ona her şeyimi emanet edebilirim. Ediyorum da. İnanıyorum yani. Ama bunu nasıl anlayacağız? Gözüm arkada kalmadan birine sırtımı nasıl döneceğim? Ölçüsü ne bunun? Nasıl hesaplanıyor böyle şeyler? Her defasında aynı kazığı yemekten bıktım. Yarın bir gün aynı şeyleri senin yapmayacağın ne malum? Bana güvenmiyor musun? Umay, bu mu yani? Bunu mu anlıyorsun söylediklerimden? Ben sana başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlıyorum. İnsanlara güvenmelisin, güvenmek zorundasın. Yoksa devam edemezsin. Politikacısın sen. Bunlar daha ne ki? Kim bilir kimlerden neler işiteceksin hoşuna gitmeyen. Nurettin'le bir geçmişim var. Evet. Ne fark eder? Onun da bir takım hırsları var hepimiz gibi. Senin de var. Belki Hüseyin de senin için aynı şeyi düşünüyordur onu terk ettiğinde. Ben haklıydım. Haklı gerekçelerim vardı. Buna sen inanıyorsun. Yani Nurettin'le beni bir mi tutuyorsun? Hayır. Olanların normal olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan doğasından bahsediyorum. İnsan böyle bir şey değildi. Bu hale geldi. Hayır. Hep böyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çıkarı neredeyse onun yanında duracak. Biraz eşelersen senin de aynısı olduğunu fark edersin aslında. Hiçbirimiz peygamber değiliz aslan. Yani bu gece bana Nurettin'i savunacağın aklıma gelmez. Hayır, savunmuyorum. Sadece ortada kendini üzecek, mutsuz edecek bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Eğer içeceksen uyumak için iç. Unutmak için değil. Thank you.
Hasan. Hasan beni duyuyor musun? Hasan. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Kıza zarar vermediğini biliyorum. Anlıyor musun beni? Cumartesi günü o partiye gittiğinde ne oldu? Kimlerle karşılaştın? Yarı baygın bir haldeyken gördüm gördüm diyordun. Ne gördün, kimi gördün? Şimdi okulun önüne arabayı park ettin. Koşa koşa tuvalete gittin. Kustun, döndüğünde araba yoktu. Ne yaptın? Korktum. Tamam ama ne yaptın? Partiye girdim. Onlardan birinin çaldığını mı düşündün? Evet. Sonra? Kızı takip ettim. Nereye gitti? Okuldan çıktı. 10 dakika yürüdü. Bir yere girdi. Sen ne yaptın? Peşinden girdim. Birkaç adam vardı kapında. Uyuşturucu getirdiğimi düşündüler. Evet. Alt kata indim. Ne gördün? Biri geldi. Beni kovdu. Bunlardan biri miydi? Bu muydu? Seni kovan bu muydu? O değildi. Emin misin? Artık çıkmalısınız. Tamam, çıkıyorum. Sen kızı niye takip ettin? Çok güzeldi. Buyurun. Parti okulda yapılmamış. Biliyorum. Neredesin sen? Partinin yapıldığı yere doğru gidiyorum. Buraya gelmen lazım. Tamam. Abi, burası. Burası mı? Ha. Oğlum, bak bulurum sizi. Abi yalan mı atacağım ya? Burası işte. Abi, bize müsaade. Malum ekmek parası. İyi, uzayın. Hadi görüşürüz, kolay gelsin.